Biliyorsunuz aşk ile koşan yorulmaz. Biz geldiğimiz tüm makamlarda bu anlayışla hareket ettik. Ya bu adamın bir referansı var mı? Yalandan başka. Ne yaptın sen ya? SSK'nın genel müdürü oldu, SSK'yı batırdı. Şimdi bu arada çok heyecanlanmış, kendini Maliye Bakanı ilan etti. İzlediniz mi? Zavallı. Ondan sonra Kurtçepe dedi geldi, görevi şey yaptı filan. Ya sen maliyede bir memurdun, hiçbir zaman bakan olmadın. Niye bu millete yalan söylüyorsun? Başka çaresi yok. Gelebildiği tek yer memurluktu. Bununla da memur kardeşlerimi aşağılamıyorum ha. Onlar ondan çok daha yükseklerdi. E şimdi buna bu hesabı verelim. Şimdi ne yaptı bu? İşte yanına oy alabilmek için her birine birer cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif ederek. Bunun adı rüşvettir ha. Hepsine birer rüşvet ve bu rüşvetle beraber de onların da oylarını almak. Şimdi ben soruyorum. Bu rüşvetçiye 14 Mayıs'ta gereken dersi vermeye hazır mıyız? Bu milletin sandıkta omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluğun hakkını biz en güzel şekilde vermeye çalıştık. Zorluklarla karşılaşsak da şikayet etmedik. Asla bahanelere sarılmadık. Kardeşlerim, eğitimde reformları yaptık mı? Biraz sonra geleceğim. Vatandaşa meydanlarda verdiğimiz sözleri göreve gelince unutanlardan, üzerine beton dökenlerden hiçbir zaman olmadık. Laf yerine iş ürettik. Reklam yerine hizmet yaptık. İhtiras peşinde değil, ülkemize icraat peşinde koştuk. Milletimiz de bizim samimiyetimizi gördü. Mücadelemizi takdir etti. Siyasi hayatımız boyunca duasıyla, desteğiyle bize hep sahip çıktı. Bolu Tüneli'ni unutmayın. Bolu Tüneli ile ilgili ne diyorlardı? Burayı patates deposu mu yapalım? Doğalgaz deposu mu yapalım? Hep öyle demediler mi? Kimin dönemiydi bunlar? İşte CHP'nin dönemleriydi. Biz geldik dedik ki hayır. Ne patates deposu, ne doğalgaz deposu. Biz bu tüneli açacağız ve buradan karda, kışta benim vatandaşımın o çektiği çileyi sona erdireceğiz. Yaptık mı? Bolu'da tünelini böylece açtık mı? Yaparsa? Sadece bunları anlatın. Ne yaptıysak onu anlatın. Eser ve hizmet siyasetinde bizimle yarışmak isteyen herkese hodri meydan diyoruz. Ziya Paşa ne diyor? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Olay bu. Çünkü biz bu konuda kendimize güveniyoruz. Ama bugün karşımızda maalesef bambaşka bir manzara var. Ortada elle tutulur hiçbir eserleri olmayanlar, referansı olmayanlar, sağda solda dolanıp akıllarına ne gelirse öfüyorlar. Bunca zamandır bu kadar seçime girdi bu adam. Hangisinden bir netice aldı? Yok. Bir durdu. Bunca yıldır ülkeye ve şehirlerine hizmet etmeyi öğrenemediler. İşte Ankara'ya iyi günler diyor. Ya Ankara'ya iyi günler 4 yıldır yapmadınız da bundan sonra mı ne yapacaksınız? İstanbul'a ne yaptınız? Yağmurda, çamurda İstanbul'u sel aldı götürdü. İzmir'i sel aldı götürdü. Ne yaptınız? Yok bir şey. İzmir Körfezi kokudan geçilmiyor.
İstanbul'u, Halic'i biz o kokudan kurtardık. Bu geldi ne yaptı? Yine rezil etti. Yapamazlar. Bunların işi değil. Bunların eline Bay Bay Kemal'e özellikle söylüyorum. 5 tane Ankara keçisi teslim edin, kaybedip gelir. Kaybedip gelir. Ankara keçisi çok kıymetli. Bunlara teslim edilmez ha. Hele Haymanalı, sakın bunlara böyle bir şeyi teslim etmeyin. Ama maşallah uğraşıp didinerek güç bela 2 ayda elleriyle kalp yapmayı bunlar becerir. O kadar. Ama size demiyorum ha. Size demiyorum. Onlar çünkü kalp yapmayı da bilmezler. Milletin kendilerine güvenmediğini, ülkeyi teslim etmeyeceğini gördükleri için gerginlikleri her gün biraz daha artıyor. Kimlerle ittifak kurduklarını gizlemek, bu ittifaklar için kimlere ne vaat ettiklerini gözden kaçırmak için her zaman yaptıkları gibi yalana ve iftiraya sarılıyorlar. Şimdi tutturmuş İstanbul Atatürk Havalimanı'nı Ankara'da, Amerika'daki bir gruba vereceklermiş. Türkler, Amerikalı bir şirketin sahipleri. Ya onlarla ben görüştüm. Onlar bana geldiler Amerika'ya gittiğimde. Dedim ya gelin, yeter ki yatırım yapmak isteyin. Siz böyle bir yatırım yapmak isterseniz kapımız açık. Hele hele yatırımcı için. Sonuna kadar kapılarımız açık. O gün bugündür o zamanlar başbakanım. Hala gelecekler. Elden gelenle övünülmez. Geç bu işi geç. Şimdi takmış Teknofest'e onunla ilgili konuşuyor. Her önüne gelen biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ya bu milletin evlatlarına hiçbir şey yapamazsınız. İşte Teknofest dün Atatürk Havalimanı'nda 360 bin kişi. Bir önceki gün 240 bin kişiyle toplandı. Büyük ihtimalle bugün de yine en az o kadar kişiyle toplanacaklar. Ve gelenler gençlik. Bu milletin elinden siz Teknofest'i alamazsınız. İHA'ları alamazsınız. SİHA'ları alamazsınız. Akıncıları alamazsınız. Alamayacaksınız. Kızıl Elma'yı hiç alamazsınız. Bu millet sizi avucunun içindeki suyla boğar, suyla. Siz ne zannediyorsunuz ya? Bu çocuk oyuncağı mı? Buralara öyle kolay gelmedik. Kolay gelilmedi. Hiçbir insanımız ülkesinin 21 yıllık kazanımlarının tehlikeye düşmesini istemez. Demokrasi ve kalkınma atılımlarının yarım kalmasını istemez. Evladının geleceğinin belirsizliğe gömülmesini istemez. Güvenlik endişesine kapıldığı günlere geri dönmek istemez. İşçinin, emeklinin, memurun ay başında maaşını alıp almayacağını bilmediği dönemleri tekrar yaşamak istemez. Ya memurlarımızın CHP'nin yönetimi döneminde maaş almadığı günleri hatırlıyor muyuz? Daktilo makinalarının başbakanlık önüne atıldığı günleri hatırlıyoruz değil mi? Bay Bay Kemal, bize ne anlatıyorsun ya? Öyle saf saf Savaşay'ın programında öyle oturuyorsun köşede. Ah benim garip Anadolu insanım. Gelmiş hastaneye. Hastane rezillik. Ve o hastanelerde o serumların hali, o tuvaletlerin hali ne rezillikti. Şimdi size ben onu bir izletmek istiyorum. Bir izleteyim. Bir görün. Savaşay'ı da rahmetli analım. Ama bunda yüz yok yalnız daha söyleyeyim.
İstediği kadar izlesin. Evet. Evet. Maalesef yine bir teknik arıza. Ama zaten sizler konuyu gayet iyi biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Biz Türkiye yüzyılını hayal ediyoruz. Onlar siyaseti parçalı, ekonomisi kırılgan, demokrasi zayıf, bölgesinde dışlanan, dünyada horlanan eski Türkiye hayali kuruyor. Ankara'daki başkent millet bahçesini kime söz verdiklerini bilmiyoruz. Herhalde yakında onu da açıklarlar. Yani burası. Kim yaptı burayı? Bunlar yapmayı bilmez. Ama yağmalamayı, yıkmayı, istismar etmeyi çok iyi bilir. Milli mücadele döneminde her birinin istikameti başka bir ülkeye özellikle bakan teali cemiyetlerini, muhiban cemiyetlerini tarihe gömen Ankara 14 Mayıs'ta inşallah bunları da aynı adrese postalayacak. Buradan en çok da CHP ve onunla birlikte hareket eden diğer partilere gönül vermiş kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bay bay Kemal. CHP'yi öyle bir hale getirdi ki bu parti kurucusu olduğu Cumhuriyet'e ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü. Kılıçdaroğlu ve şürekasının yönetimi altında CHP marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koçbaşı haline geldi. Ya sana kim dedi Alevi misin değil misin? Bizim Alevi'ye de saygımız var. Her türe saygımız var. E bunu söylemene ne gerek var? Sen Aleviliğini yaşa. Ama anlatmaya gerek yok. Bu tablo CHP'yle hiçbir ilgimizin olmamasına rağmen bizi bile rahatsız ediyor. CHP'nin arkasına takılıp giden diğer partilerdeki kardeşlerimiz için de aynı durum söz konusu. Aynı ittifaka mensup birilerinin her gün millete, vatana, bayrağa, ezana, kısaca can feda edilecek değerlere yaptıkları hakaretleri bu kardeşlerimiz daha ne kadar sineye çekecek? Hadi şimdi sineye çekiyorlar. Allah göstermesin. Yarın öbür gün devletin tüm kurumları bunlara teslim edildiğinde ortaya çıkacak vahim tablonun hesabını nasıl verecekler? Onun için buradan soruyorum. Hazır mıyız? Kendinizin ve evladınızın geleceğini bu yedili kavga masasına emanet eder misiniz? Hatta bu dokuzlu masaya emanet eder misiniz? Ülkenizin güvenliğini, huzurunu, akıbetini kendi deyimleriyle bu kumar masasına emanet eder misiniz? Şimdi buradan hanım kardeşlerime sesleniyorum.
Hanımlar, bakkala süt almaya bile göndermeyeceğiniz birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Beyler, dükkanınızı, atölyenizi, tezgahınızı 5 dakikalığına bırakamayacağınız birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Gençler, dersinize yardım etse, verdiği bilgilerin doğruluğuna şüpheyle bakacağınız birine kendi geleceğinizi teslim edebilir misiniz? Çiftçi kardeşlerim, önüne 5 keçi katsanız, akşama hepsini de kaybedip geleceğini bildiğiniz birine ülkenizin geleceğini teslim edebilir misiniz? İşveren kardeşlerim, kendi müessesenizde vasıfsız eleman olarak dahi çalıştırmayacağınız birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? Emekli kardeşlerim, oturduğunuz apartmana yönetici olarak seçmeyeceğiniz birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz?